Abidat'ın kurucularından Sebahidin Alaci iki buçuk yıl önce orta ile şirketinin Priştine bürosunu açtı. Bilişim şirketi ülkede yeterli sayıda büro olmadığı için evlerin bulunduğu bir binaya taşındı. Şimdilerde Kosova'nın her yerinden yeni binalar yükseliyor. Ancak yine de büro konusunda sıkıntı yaşanıyor. Çünkü en çok ev ya da dükkan inşa ediliyor. Bu durum Abidat için sorun. Sınırımıza dayandık. Mutlaka önümüzdeki 3 ila 6 ay içinde taşınmak zorundayız. Ancak bu sayede büyüyebiliriz. Bu potansiyele sahibiz. Ancak altyapı bizi biraz frenliyor. Abidat yazılım geliştiriyor. Siemens için hazırlanan bu program gibi büyük havalimanlarında bagajların kontrol edilmesi ve ayrılması için hazırlanan bir lojistik sistem. Bu proje şirkete 1.5 milyon euro kazanç sağladı. Çalışanlar firmanın Almanya'daki çalışanlarıyla sıkı bir işbirliği halinde ve eşit koşullarda. Hedefimiz tecrübesizleri değil, profesyonelleri bulmak. İnsanların bizdeki çalışanlar kadar iyi olmasını istiyoruz. Hatta bazı koşullarda daha da iyi olmalarını. Hatta bir iki elemanımızın bizdeki ortalamanın üzerinde olduklarını söyleyebilirim. Çünkü motivasyon çok yüksek. Personel seçimi de titizlikle yapılıyor. Bu küçük ülke Avrupa'nın en genç nüfusuna sahip olması sebebiyle oldukça cazip. Ülke nüfusunun yarısından fazlası 25 yaşın altında. Modern teknolojileri kullanmayı seviyorlar. Enformatik bölümü üniversitede çok popüler. 6-7 dili akıcı biçimde konuşan insanlar var. Bu da diğer ülkelerle işbirliğini mümkün kılıyor. Almanya'da durum tam tersi. Ancak buradakilerin dil bilgisi ticari ilişkilere hakim olacak kadar iyi değil. Victor Staku dört dil biliyor. Abidat'ta çalıştığı için memnun. Burada bir yazılım geliştirme uzmanı ayda 1100 euro kazanıyor. Bu rakam Kosova ortalamasının dört kat üzerinde. Çalışanlar Almanya'daki firmada çalışanlarla aynı sosyal hizmet olanaklarına sahip. Burada resmi tatillerde izinliyiz. Yazın ve kışın tatile çıkabiliyoruz. Almanya'daki koşullar Kosova'da da geçerli. Firmaya gelen siparişler Avrupa Birliği ülkeleri, özellikle de Almanya'dan. Son olarak Priştine'deki bir inşaat şirketinden büyük bir iş aldılar. Şirket uluslararası müşterilerine hitap etmeyi hedefliyor. Abidat'tan kendisine internet sayfası geliştirmesini istiyor. Belki Abidat'ta bu inşaat firması sayesinde büro sorununa çözüm bulabilir. Zira Kosova'da kişisel ilişkiler birçok kapıyı açabiliyor.